Tabii zor maç. Şimdi dün de kaybetmeleri büyük şey oldu. Bir reaksiyon göstermek isteyeceklerdir. İşin açıkçası bütün maçlarda bizi buluyor böyle işte. Rakip takım hocalarının için son maç oluyor işte ne bileyim çok önemli değerli maç oluyor. Ya, yapacak bir şey futbolda böyle şeyler var. Tabii ki işimiz zor. Kolay değil. Ligin formda ekiplerinden birisi. İyi de futbol oynuyorlar. Tabii ki biz de elimizden gelen iyi şekilde takımlarını analiz etmeye çalışıyoruz. Ettik de oyuncularımızı çalıştırmaya çalışıyoruz. Eksik bölgeleri nasıl etkili olabiliriz? Onlar nasıl etkili? Onlara nasıl önlem alabiliriz? Tabii bunları çalışıyoruz. Yani dediğim gibi biz artık maç ayırt etmiyoruz. Okey zor. Yani doğal olarak bakarsanız favori olarak Fener'i gösteriyor olabilir herkes ama biz de elimizden geldiğince puanlar toplamamız lazım ki devre arasına iyi geçirebilmek için. Yani onlar için de kolay maç olmaz diye düşünüyorum. Tabii o statta oynadık. Güzel başarılar elde ettik. İki tane şampiyonluk yaşadım ben orada. Hatta buraya 2006'da Fenerbahçe'den Sivas'a transfer olmuştum futbolcu. Orada ilk maçımızda gol atmıştım orada Evet. Fenerbahçe'ye. Tabii güzel, güzel şeyler bunlar. Bunlar işte geçmişte oynadığınız takıma karşı şimdi bir futbolcu olarak geldim, oynadım. Akabinde şimdi antrenör olarak Sivas'ın başındayım. Öyle çıkacağız. Tabii bunlar güzel şeyler, güzel anılar. Biz de sezon başından beri bir türlü tam takım olamadık yani. Şu an mesela bu hafta gideceğiz. Bizim de bir süre eksiklerimiz var maalesef. Ama dediğim gibi sahaya 11 kişi çıkıyoruz bahane olarak görmüyorum. Fenerbahçe'de gelecek olursak dün tam bir kadroyla çıkmadılar zaten. O yüzden geniş bir kadroları var. Ama bizim maçımıza daha farklı kadro çıkacaklarını düşünüyorum. Zaman o kadar kısa ki hemen o bozukluğu unutup öteki maça bakmak zorundasınız. Biz de öyle bakıyoruz. Bakalım nasıl bir maç olacak hep beraber göreceğiz.